pardon. Buraya da bak. Buyurun o zaman. Taş hanları. Siz girmeyin beyefendi. Şey bacana kimse mi diyor? Oy girsin. Beyim. Yani çok üzücü bir olay. Yani bu hani iş kazası falan değil. Böyle biz sabah meclis toplantısı vardı. Mecliste de saygı duruşu yaptık arkadaşımıza. Keşke böyle bir olay olmasaydı da farklı şeyler konuşuyor olsaydık. Çok büyük bir şanssızlık. Yani şimdi biz tabii ki öncelikle sabah basına, hem görsel basına hem yazılı basına düşen bir haber vardı. İşte belediye haber verdik. Belediye ilgilenilmedi gibi böyle bir şey söz konusu olduğu için o daha bir önemli. Şimdi belediye aksettirilen herhangi bir olay yok. Yani şimdi o sıradan bir kanal kapağı değil, bir şaft kapağı ve İSKİ'nin sorumluluğu altında. Ama burada bu İSKİ'nin bizi ilgilendirmez gibi bir şey dememiz mümkün değil. Yani öyle bir şey söyleyemeyiz. Ama fark edilmemiş, önceden fark edilmemiş bir olay. Zaten arkadaşlar orada fark etmedikleri için iki kişi, sabah biz arkadaşlarla da konuştuk. Ne bizim çağrı merkezine, ne bizim özel kaleme, ne fen işlerine, ne temizlik işlerine bu konuda herhangi bir şey de bulunulmamış daha önceden. Uyarı yapılmamış ve çalışan arkadaşlar da şey diyorlar, yani biz normal periyodik olarak oradan çöp alınıyordu ve çöp arabası hani alan dar olduğu için şey yapalım, yani orada bekletmek istemedik çöp arabasını. Sonra bizimkiler çöp aldıktan sonra bulunduğu yeri de temizliyorlar. O temizliği yaparken diyorlar oldu ve ben arkadaşım düştüğünü fark etmedim bile diyor. Ben bitirdim, çöp arabasına gittim, sordum diyor şeye, şoför arkadaşa, ya nerede dedi ki diyor, yok siz beraberdiniz dedi diyor ve tekrar geldik aramaya başladık diyor. Sonra şeye gelmişler, bizim temizlik işlerini şantiyeye geliyorlar. Şantiyede araştırıyorlar, orada da yok. Bu sefer tekrar geri gidiyorlar. Hastaneye soruyorlar şey, acaba bir başka bir vaka mı oldu diye. Derken işte polis müdahil oluyor, itfaiye haber veriyorlar ve gelip şey, çok derin bir rögar, şaft ve şapkasını görüyorlar. Oradan işte itfaiye iniyor, buluyor. Şimdi buradan biz dediğim gibi yetki alanlarımız, yerel yönetimlerin bulunduğu her kurumun ayrı bir yetki alanı var ama bu bize bir şeyi bir kez daha gösterdi. Yani keşke böyle bir şey olmasa da hiç yaşamasaydık. İki tane yavrumuz var. Gencecik daha. Çok gençti ve çok da böyle pırıl pırıl bir arkadaşımızdı. Zaman zaman sohbet ediyorduk. Şimdi buradan çıkarılması gereken ders şu. Herkesin bir kere sorumluluğunu hemen yerine getirmesi gerekir. İki, bizlerin de ya bu iş benim yetki kapsamımda değil, o değil, bu değil diye de ihmal etmemek. Direkt üstüne gitmek lazım. Biz bu işi önceden fark etmiş olsaydık, ya İSKİ'yi bu konuda bilgilendirdik. Bir de bizim kendimizin değiştirebileceği, yerine koyabileceğimiz bir kapakta değil. Ya kapağın kilitli olması gerekiyor. Yani şey olarak, teknik olarak. Böyle de bir durum söz konusu. Bir sorgulanması yapılacaktır. Hata kimden kaynaklandı diye. Ben söylediğim gibi, başta da söylediğim gibi, biz şunun peşinde değiliz. Hani o kurum hatalıydı, bu kurum hatasızdı meselesi yerine bizlerin kim olursa olsun hep beraber bu işin bir daha benzer hataların olmaması ve hatta sadece Sarıyer'de değil, diğer belediyelerde, diğer lokallerde de olmaması konusunda gerekli uyarının yapılması ve dersin çıkarılması gerekir. Konuştunuz herhalde. Görüşürüz. Kolay gelsin.